Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde YDS akıllı defterimizden Models konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Models konusundan her sınavda YDS, YDT'de bir veya iki tane soru gelmekte. Tabii bu sorular TENS sorularıyla iç içe gelmekte. Konumuzun içerisinde yaklaşık 25-30 adet model söz konusudur. Bunları gruplandırmıştık. Obligation, Ability, Request, Deduction şeklinde olmak üzere. Güzel bir özet niteliğinde sınava yönelik bir tek tek ele alım olacaktır. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Models konusunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Türkçedeki kipler konusuydu değil mi? Hangi kipler vardı? Gereklilik, yeterlilik, dilek şart gibi, melimalı şeklinde. İngilizce'de ise yaklaşık 25-30 tane model bulunmaktadır. Bunlar şu başlıklar altında toplanıyordu. Obligation, zorunluluk bildirenler. Bu must gibi, have to gibi değil mi? Necessity, gereklilik bildirenler vardı. Need to gibi. Advice anlamı yani tavsiye anlamı verenler vardı. Should gibi, had better gibi. Prohibition yani yasaklama anlamı katanlar vardı. Shouldn't, can't, mustn't gibi modullarımız var. Permission anlamı veriyor cümleye kattığı anlam bakımından. Yani izin ne gibi? Be allowed to gibi, be permitted to gibi yapılar. Ability anlamı katabilirsiniz. Yetenek, can gibi, able to gibi modullarımız var. Possibility yani cümleye ihtimal anlamı katabilirsiniz. Can gibi, could gibi. Expectation, beklenti anlamı katan modullarımız vardı. You're expected to, supposed to gibi modullarımız var. Request yani rica anlamı katanlar var. Shall, would you like to, değil mi? Why don't you gibi kalıplarımız var. Son olarak da deduction yani çıkarım tahminde de bulunabiliyorduk. Must be, could be, can be, maybe gibi ifadeler. Models konusundan arkadaşlar sınavımızda kaç tane soru geliyordu? Yani bir veya iki tane soru gelecektir. Bu model soruları yalnız bildiğiniz üzere kendi başına değil tenzlerle beraber soruluyor. Yani sorunun bir kısmı tens iken bir diğer kısmı model şeklinde olabiliyor. Şimdi bu gruplar şeklinde bütün modullarımızı tek tek inceleyelim. Başlıkları şöyle bir hatırlatmak gerekirse obligation dediğimiz zorunluluk bildiren modullarımız var. İşte burada neleri göreceğiz? Have to, have got to, need to, am is are to, should, ought to, had better. Sonra ability yani yetenek bildiren modullarımız vardı. Can, be able to, may, might, could, be likely, be want to, may gibi. Sonrasında request bildiren, rica bildiren, can, could, will, would, shall gibi modullarımız var. Sonrasında would bizler için sıkıntılı bir yapı. Bunun 6 tane kullanımı mevcuttu. Bu 6 kullanımı tekrardan bir hatırlayacağız. Sonrasında arkadaşlar tek tek ayrıca ele alacağız. Used to, get used to, be used to. Tercih anlamı veren modullarımız vardı. Would prefer, would rather gibi yapılar. İzin anlamında be allowed to, be expected to, be supposed to. Son olarak deductions yani çıkarım bildiren modlarımızı işleyeceğiz. Must be, could be, maybe gibi. Sonra past deduction, must have been, could have been. Son olarak da past models dediğimiz geçmiş zamana ait modullar. Had to, could, should have gibi yapıları gördükten sonra soru çözüm teknikleriyle beraber konumuzu inşallah tamamlayacağız. Hazırsak şimdilik neyle başlıyoruz? Zorunluluk bildiren yani models of obligation dediğimiz model türleriyle başlayalım. Birinci zorunluluk bildiren yapımız have to yapısı arkadaşlar. Have to bir şey yapmak zorundayım anlamı veriyor. I, you, we, they gibi öznelerde have to. He, she, it gibi öznelerde has to yapısını kullanıyoruz. Yapmak zorundayım. Kuvvetli zorunluluk anlamı verir. Dışarıdan yaptırım anlamı vardır. I have to wear a uniform at work. İş yerinde üniforma giymek zorundayım. She has to sign this contract. Bu kontratı imzalamak zorunda anlamı verecek. Olumsuz yaparken don't have to ya da doesn't have to şeklinde kullanıyorduk. You don't have to do your homework. Ödev yapmak zorunda değilsiniz. Because the school is closed tomorrow. Çünkü okul kapalı diyor. Yapmana gerek yok çünkü kapalı. Farklı tenzlerde çekimi mevcuttur have to yapısının arkadaşlar. Ne diyebiliyorduk? Had to dediğimizde past olacaktır. I had to eat dinner at home. Evde yemek zorundaydım. Because all the restaurants were closed. Çünkü her yer kapalıydı diyecek. Future tense'de nasıl yapıyoruz have to yapısını? Will have to olabilir arkadaşlar. I will have to find a job when I graduate. Yani mezun olduğumda iş bulmak zorunda kalacağım.
Perfect tense'de de çekimini şöyle görüyoruz. I have had to take three courses so far. Şu ana kadar 3 tane kurs almak zorunda kaldım diyor. Bu da perfect tense'de çekimi. I have got to go now. I gotta go değil mi? Gitmek zorundayım gibi bir anlam verir. You have got to be kidding me. You gotta be kidding me şeklinde de söylenir. Şaka yapıyor olmasın. Bu da zorunluluk anlamı verecek. Must, must'ın bir diğer modulumuz. Bu da kuvvetli bir zorunluluk anlamı verir. You must take notes. Şöyle yapmak zorundasın. You mustn't smoke here. Bu da mustn't dediğimizi yasaklama anlamı katar cümleye. İçmemek zorundasın, yapmamak zorundasın demiş olursunuz. Need to modulumuz arkadaşlar. Yapmam gerek. I need to take a rest. Dinlenmem gerek. You need to log in. Giriş yapman gerek. You don't need to apologize. Yapmana gerek yok. You needn't apologize ile don't need to şu ikisi aynı değil mi arkadaşlar? Don't need to ve needn't. I didn't need to ve needn't have work today. Şu iki yapıyı bir hatırlayalım bakalım. I didn't need to dediğimizde çalışmama gerek yoktu ve çalışmadım anlamı çıkıyordu. I didn't have work at the weekend dediğimizde ise çalışmama gerek yoktu ama çalıştım. Yani burada eylem gerçekleşmedi. İkincisinde eylem gerçekleşti. Cümlenin devamında bunun açıklamasını verecektir. Evet, bir diğer modulumuz am is are to yapısı arkadaşlar. Ne anlam veriyordu? Yapmam bekleniyor. We are to hand in our papers on Monday. Pazartesi günü notlarımızı teslim etmemiz bekleniyor anlamı kattı. She is to come here. Buraya gelmesi bekleniyor. Altında yatan anlam içinde demiştik. She is expected to come here gibi bir mana yatıyor arkadaşlar. Bir diğer modulumuz hepinizin bildiği üzere should. Melimalı anlamı katıyor. Gereklilik modu tipidir. You should eat vegetables dediğimizde sebze yemelisin. We shouldn't lie at people. Yalan söylememeliyiz, yapmamalıyız gibi bir anlam veriyor. Şimdi should, ought to, had better. Bu üç aslında melimalı. Yani hemen hemen birbirine yakın anlam vermekte. Ought to ile should aynı. We ought to write a report. Rapor yazmalıyız. You ought not to smoke. Sigara içmemelisin gibi bir anlam veriyor. ought not to, ought to bu şekilde. To'suna dikkat edelim. To'dan sonra verb one yani fiilin birinci halinde kullanmak zorunda olacağız arkadaşlar. Had better'a baktığımızda yapsan iyi olur anlamı veriyor. You had better see a doctor. Doktora görünsen iyi olur. Should'la aynı anlam dedik. We had better not buy this car. Bu arabayı almasak iyi olur. Bu da olumsuz yapısı arkadaşlar. Hadn't better diye bir ifade yok. Evet, bir diğer modul grubumuz ability yani yetenek bildiren modullarımız. Kendi başlayalım. I can swim well dediğimizde iyi yüzebiliyorum. Ability yani yetenek anlam verecek. Olumsuzu can't ile yapılır. I can't speak French. Fransızca konuşamıyorum. She can come here at 5 o'clock. Saat 5'te buraya gelebilir. Buradaki ama ebilmek yetenekten ziyade possibility yani ihtimal anlamı katmakta cümleye. Bunun yerine could da kullanabiliyorduk değil mi arkadaşlar? Hatırlayacağınız üzere. Yani she could come here at 5 o'clock da olabilir. Prohibition yani yasaklama manasında can't ifadesi kullanabilirsiniz. You can't park here. Buraya park edemezsin. Buradaki can't'in yerine de aynı şekilde mustn't kullanılabilir. Yasaklama yapmak için. Evet, be able to can de hemen hemen aynı manaya sahip demiştik. Yapabilirim anlamı veriyor ama farkı make an effort yani bir çabadan sonra yapıldığını bizlere gösterecekti. I'm able to cook vegetarian foods. Vejetaryen yemekleri pişirebiliyorum. I was able to learn English after 2 years of practice. 2 yıldan sonra İngilizce öğrenebildim. İşte bu çabayı bize was able to yapısı gösteriyor. Şimdi sorularda I was able to learn A şıkkında yer alıyor diyelim. B şıkkında da I could learn. Could'la çok fazla karışıyor. Karıştırmaya gerek yok çünkü bu ikisi hemen hemen aynı yapıda arkadaşlar. Yani bir şıkta was able to varsa bir şıkta could olmaması gerekiyor. Future'a baktığımızda I will be able to get high scores after I finish this course. Yüksek notlar alabileceğim gelecekteki bir yetenek anlamında will be able to yapısı bize verecektir. Bir diğer modulumuz may ve might. İkisi de ebilmek anlamı katıyor. İhtimal anlamı katıyorlar cümleye. May yapabilirim anlamında orta dereceli bir ihtimal ve izin anlamı verir. Might ise gene yapabilirim anlamında düşük dereceli bir ihtimal verir. Yani orta derece, düşük dereceli bir ihtimal. We may arrive late tonight dediğimizde geç varabiliriz. İhtimalimiz orta derecede. She may not tell the truth. Doğru söylemiyor olabilir. Orta dereceli ihtimal.
İzin anlamında da may başa gelecektir. May I go out, dışarı çıkabilir miyim şeklinde izin isteyebilirsiniz. Might için düşük dereceli ihtimal demiştik arkadaşlar. She might win the game, oyunu kazanabilir. We might not like it, sevmeyebiliriz. Bunlar da düşük dereceli ihtimaller olacaktır. Bir diğer modalımız could yapabiliyordum. Could'a dikkat edelim arkadaşlar. Yapı olarak hem past hem present gibi kullanabiliyorduk. Farkı şuydu. Geçmiş yetenek anlamında olursa past, ihtimal anlamında olursa present yapıda demiştik. Mesela birinci örnekte. I could swim well when I was a kid. Çocukken yüzebiliyordum fakat artık yüzemiyorum. Şimdi yüzmek yetenek olduğu için burada could'un ability anlamında olduğunu görüyorum. Yetenek olduğu için de bu past, yani geçmişe yönelik bir ifadeyi anlatıyor. İkinci örnekte ama it is 2 o'clock, saat 2 olmuş. She could come at any time. Her an gelebilir. Burada ihtimal, yani possibility anlamında olduğu için arkadaşlar bu could past mıdır, present mıdır diye sorsak present yapıda olduğunu söyleyeceğiz. Bir diğer modulumuz be likely to ifadesi. İhtimal vardır, olasıdır anlamı veriyor. Present ve past kullanılabilir diyoruz. Be'den kastımız hatırlayacağınız üzere emizar ya da was were yapısıdır arkadaşlar. We are likely to buy a house, ev almamız olasıdır. Şu örnek daha akılda kalıcı. It is likely to rain dediğimizde yağmur yağması ihtimal olası demiş olursunuz. Olumsuz yaparken I am unlikely to register for this test. İhtimal yok gibi bir anlam veriyor. Past tense'de de it was likely to rain so we stayed in. Yağmur yağması muhtemeldi, bu yüzden evde kaldık demiş olacağız. Evet, be bound to kuvvetle muhtemeldir anlam veriyor. You are bound to surrender. Teslim olmanız kaçınılmazdır. She is bound to marry him. Evlenmesi kaçınılmazdır demiş olacağız. May, might, could, well, hayli hayli olabilir gibi bunlar istisnai nadirattan yapılardır arkadaşlar ama bilmekte fayda var. She might well find French difficult dediğimizde Fransızcayı zor bulabilir. Yani burayı direkt ebilmek gibi çevirebilirsiniz. Yani hayli hayli zor bulabilir. He may well live earlier. Erkenden ayrılabilir. Hayli hayli ayrılabilir gibi bir mana yatacaktır. Bir diğer modul grubumuz request, yani rica ve teklif anlamı veren modullarımız var. İngilizce'de nasıl ricada bulunabiliriz? Can I have some water? Su alabilir miyim? Bu informal dediğimiz resmiyetsiz bir rica. Could biraz daha resmidir. Could you bring me a cup of coffee? Kahve getirir misin diyeceğiz. Will you help me please? Bana yardım edecek misin? Would you please show me the register desk? Lütfen gösterir misin? Yani şu would you please yapısı çok daha kibar bir yapıdır. Shall we teklif cümlesidir. Shall we go out? Dışarı çıkalım mı? Şeklinde. Cevap verirken yes we shall ya da no we shan't gibi ifadeler kullanılabileceğini söylemiştik. Bununla beraber kimsenin de kullanmadığını da söylemiştik. Bir diğer grubumuz arkadaşlar. How about, what about? Ne dersin anlamı katıyor. Sonrasında ing geleceğini unutmayalım. How about taking a trip? Geziye gitmeye ne dersin? Ya da what about eating out? Dışarı demeye ne dersin? Let's go dediğimizde bu da teklif cümlesidir. Hadi gidelim. Why don't we try it again? Neden denemiyoruz? Bu da bir teklif cümlesidir. Do you mind if ve would you mind if yapılarına dikkat edin. Şimdi do you mind if dediğimizde take notes, would you mind dediğimizde took notes. If clause gibi düşünürseniz içerisinde yatan yapıyı görebilirsiniz. Do you mind şeklinde olursa if I take your notes anlamı nedir? Notlarını almamın sakıncası var mı? İkinci cümlede aynı manayı verecektir. Evet arkadaşlar, gelelim would. Would için şunu söylemiştik. Tense sorularında ve modul sorularında soru yazanların en sık kullandığı çeldirici tipidir. 6 tane kullanım mevcuttur. Bu 6 kullanımının dışında çoğunlukla çeldirici amaçlı kullanılır. Hatırlayalım bakalım bu 6 kullanım neydir? Bunun dışındaki kullanımlar uydurma ve çeldirici amaçlıdır diye hatırlatmışız burada. Evet, buldun. Birinci anlamı arkadaşlar, will'in geçmişi olarak kullanıyorduk. Yani I will go home dediğimizde gideceğim. I would go home but gidecektim. Will'in geçmişi oldu. İkinci kullanımımız used to. Used to anlamında would. Geçmiş alışkanlık anlamı verecektir. I used to smoke. Geçmişte sigara içerdim diyor. I would smoke.
Gene geçmişte içerdim. O geçmiş alışkanlık anlamını bizlere verecektir. Üçüncü kullanımımız ve dördüncü kullanımımız if clause'a işaret ediyor. Type 2 ve Type 3'de arkadaşlar kullanıyoruz. Type bunları da önümüzdeki derste işleyeceğiz zaten detaylı ama burada kısaca bir görelim. If I were you, I wouldn't buy it. Senin yerine olsam almazdım. Bu da bir varsayım anlamı katıyor. Tip 3'te ise pişmanlık anlamı verecektir. If you had driven carefully, you wouldn't have caused an accident. Eğer dikkatli sürseydin, kaza yapmazdın gibi bir mana var. Bu 3 ve 4. maddeyi zaten dediğim gibi if clause konusunda çok daha detaylı göreceğiz. 5. maddemiz request anlamında kullanabilirsiniz. Would you like to play tennis? Would you like to ister misin anlamı veriyor. Would you mind opening the window? Pencere açmanın sakıncası var mı? Would you mind if I took some of your notes dediğimizde de notlarını almamın sakıncası var mı? Would you mind şeklinde olduğunda took yani fiilin ikinci halini kullanmayı unutmuyoruz. Bunun da sebebi type 2 kuralı olduğundan dolayı diyebiliriz. Altıncı kuralımız tercih ifadeleri. I would rather şeklinde kullanacağız. I would rather stay here. Burada kalmayı tercih ederim. Yani would rather tercih ederim manası veriyor. Would prefer I would prefer to go out at the hafta sonu dışarı çıkmayı tercih ederim diyor. Evet, bir diğer modulumuz used to. Geçmişte yaptığımız fakat artık yapmadığımız alışkanlıklar için kullanıyoruz. I used to take the bus to school. Okula otobüse giderdim. I didn't used to study hard. Çok sıkı çalışmazdım demiş olacağız. Used to, didn't used to. Bunları da üçe ayırabiliriz. Used to, get used to ve be used to olmak üzere. Get used to için ne demiştik? Bir şeye zamanla alışmak anlamı verir. Dikkat, verb ing kalıbı ile devam eder. Mesela, I got used to living in a village. Köyde yaşamaya alıştım. Bir şeye zamanla alışmak anlamı verir. Şimdi, I got used to yerine I used to live deseydik, geçmişte yaşardım anlamı veriyor. Bakın fark görün. I got used to living dediğimizde köyde yaşamaya zamanla alıştım anlamı veriyor. She got used to taking morning classes. Sabah dersleri almaya alıştı. Bir şeye zamanla alıştı. Be used to'ya bakacak olursak bu da bir şeye alışkın olma anlamı veriyor. Dikkat, gene verb ing kalıbı ile devam eder diyeceğiz. Mesela I am used to living in cold climates. Soğuk iklimlerde yaşamaya alışkınım. We are used to walking long distances. Uzun mesafe yürümeye alışkınız. Evet. Şimdi şu örnek üzerinden üçünü bir karşılaştıralım. We are used to walking. Şimdi we used to walk dediğimizde geçmişte yürürdük. Uzun yollar yürürdük. We got used to walking long distances dersek uzun mesafeler yürümeye zamanla alıştık. We are used to walking dediğimizde ise yürümeye alışkınız şeklinde fark ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Get used to ve be used to da fiilin ing'li halini kullanmak zorundasınız. Evet, tercih anlamı veren modullara baktığımızda would prefer to yapısı var. Tercih etmek. I would prefer to leave. Infinitive yapıda kullanmayı unutmuyoruz fiilimizi. I would prefer to leave. Denizli'de yaşamayı tercih ederim. Neye? Then to live in İstanbul. İstanbul'da yaşamaya. Burada to kullanıyorsanız then'den sonra da gene to kullanmak zorundasınız. She wouldn't prefer to wear a suit. Takım giymeyi tercih etmiyor. I would rather. Burada would rather'a geçiyor arkadaşlar. You went home early. Önce bir would rather öğrenelim. Sonra şuna dönelim. Eğer başka bir şahıs gelirse verb to kullanılır. Dikkat demiş. Önce biz ama would rather'ın normal kuralını bir görelim şurada. Bakınız. Would rather, would sooner ve would just as soon. Hepsinden sonra fiilin birinci halini kullanıyoruz. Üçünün de anlamı tercih etmek olacaktır. Fiilin yan halini kullanıyoruz. Örneğine bakalım şimdi. I would rather stay at home tonight than go out. Dışarı çıkmak yerine bugün evde kalmayı tercih ederim. I would sooner have a cup of coffee than have tea. Çay yerine bir fincan kahveyi tercih ederim. I would just as soon live in Denizli'de yaşamayı tercih ederim. Bunu da herhalde gene hiç kimse kullanmaz. Tuhaf yapılardan bir tanesi. Evet,
Şu Vultradır, Vultsonur. Dedik ki bu yapıdan sonra normalde fiilin birinci halini kullanıyoruz. Ama eğer somebody gelirse, yani senin şöyle yapmanı tercih ediyorum şeklinde olursa unutmayın, verb to ister. Buradan çok güzel bir soru gelebilir. I would rather you went home early. Senin eve erken gitmeni tercih ederim gibi bir anlam katıyor arkadaşlar. Yukarıdaki yapıların hepsi tercih etmek anlamında kullanılır. Verb one ile kullanımına dikkat demişiz. Evet, bir diğer grubumuz arkadaşlar. Be allowed to ve be permitted to yapısı. Anlam olarak bir şey yapmaya izinli olmak manası çıkacaktır. Örnek olarak I am allowed to stay up late tonight. Bugün geç saatlere kadar ayakta kalmaya izinliyim. You aren't allowed to park here. Buraya park edemezsin. İzinli değilsin. Ya da I am permitted to stay ya da he was allowed to work şeklinde kullanabilirsiniz. Ne anlam verecektir? Orada çalışmaya izni vardı demiş olacaksınız. Geçelim. Be expected to do ve be supposed to. Bu yapılarımızdan sonra da verb one fiilin yalın hali kullanmak zorundayız. Cümleye katacağınız anlam yapman beklenir olacaktır. Birinci örnekte you are supposed to obey the traffic rules. Trafik kurallarına uymanız beklenir. We are expected to respect the elderly. Yaşlılara saygı duymamız beklenir. Past şeklinde de yapabilirsiniz. We were expected to dersek yapmamız bekleniyordu. Ya da you were supposed to obey dersek kurallara uyman bekleniyordu anlamı çıkacaktır arkadaşlar. En başta öğrendiğimiz be to modulu buradan türemekte zaten. Yani we are expected to yerine we are to respect the elderly şeklinde de yapabilirsiniz. Manage to başarmak anlam veriyor. I managed to win the test. Testi kazanmayı başardım demiş olacağız. Evet, son bölüme doğru yaklaşıyoruz. Deductions gene bilinmesi gereken kompleks bir yapı sayılabilir. Present ve past deduction olmak üzere iki türü vardır. Deduction demek çıkarım demek. Yani çıkarım bir duruma bakarak çıkarım yapmadık kullanılmasından ibarettir. Bir duruma bakarak tahminde bulunma, fikir yürütme amaçlı kullanabileceğimiz yapılar. İki tane türü present deduction, past deduction dedik. Present deduction için mesela örnek bir durum vermiştik. Ne diyoruz? My friend is not in the class today. Bugün arkadaşım sınıfta değil. Şimdi bu duruma bakarak ne çıkarımda bulunuyorum? He must be very ill. Çok hasta olmalı. Bu kuvvetli bir çıkarım oldu. Must be. He could be very ill today. Bugün çok hasta olabilir. Şimdi derecesi düşüyor. Kuvvetli ihtimal derecesini düşürdüğümüzde he may be ill, he can be ill, he might be ill. Hasta olabilir. Ama might be dediğimizde çok düşük dereceli bir ihtimal. Adam sapasağlam mı mesela? Olumsuz yaparken arkadaşlar he can't be very ill today. Bugün hasta olamaz. Bu yapılarla beraber çıkarım yapmamız mümkün. Aynı ifadeleri past deduction şeklinde kullanırsak, mesela geçmişle ilgili bir durum verelim. My friend was not in the class yesterday. Arkadaşım dün sınıfta değildi. Şimdi dünle ilgili çıkarımı nasıl yapacağım? He must have been very ill. Çok hasta olmuş olmalı. Gene kuvvetli bir ihtimaldir. He could have been hasta olmuş olabilir. He may have been ill hasta olmuş olabilir. Orta dereceli ihtimal. He might have been ill hasta olmuş olabilir. Düşük dereceli ihtimal. He can't have been ill. Hasta olmuş olamaz. Sıfır dereceli ihtimal diyeceğiz arkadaşlar. Olumsuz deduction diyeceğiz. Son olarak modal sorularını hatırlayacağınız üzere tenzerle beraber çözüyoruz. Bu yüzden evvela nesne bakacağız. Bu modal bu cümle present ifadede mi, past ifadede mi? Buna bakarken de modalımızın present bir modal mı yoksa past bir modal mı olduğuna da bu şekilde karar vereceğiz. Bu noktada past modulları sizler için özetleyelim tekrardan. Have to'nun geçmişi için had to demiştik. I had to handle my project before the office closed. Teslim etmek zorundaydım ve ettim anlamı veriyor. I have to go dersek gitmek zorundayım. I had to go gitmek zorundaydım. Peki gittim mi gitmedim mi sorusunun cevabı ise gitmek zorundaydım ve gittim anlamı çıkacaktır. Could geçmiş zaman yetenek olduğu zaman geçmiş zaman anlam verecektir.
I could speak Spanish when I was a child. Çocukken konuşabiliyordum. But I forgot now. Fakat şu anda unuttum demiş. Geçmiş yetenek eskiden yapabiliyordum. Fakat artık yapamıyorum anlamında. Should'un geçmişine baktığımızda arkadaşlar should have verb 3 ifadesi kullanacağız. You should have gone to a doctor when you first fell down. İlk düştüğünde doktora gitmeliydin, yapmalıydın. Ama yapmadın anlamı çıkıyor. You should go dersek şu anda gitmelisin. You should have gone geçmişte gitmeliydin. Past anlam katıyor. Aynı şekilde bunun geçmişine, ought'un geçmişi arkadaşlar. She ought to have informed the manager. Müdürü bilgilendirmeliydi diyor. About the purchase. Ought to have informed. Peki burada bilgilendirmiş mi? Hayır. Need to'nun geçmişi needed to. I needed to buy a short for swimming. Almam gerekti ve aldım. After many years of studying, I was able to graduate on time. Zamanında mezun olabildim diyor. Uzun yıllar çalıştıktan sonra. Emiz Artu'nun geçmişi You were to call us before you came. Gelmeden önce bizi araman beklenirdi diyoruz. Evet, son nokta arkadaşlar. Must have verb 3 ve should have verb 3 birbirine çok karışan yapılardır. Farkı inceleyelim diyeceğiz. Şimdi must have verb 3 neydi? Geçmişle ilgili bir çıkarım. Şöyle olmuş olmalı, böyle olmuş olmalı. Should have verb 3 ise neydi? Geçmişte şöyle yapmalıydın, böyle yapmalıydın. Mesela birinci örneğimize bakalım. I heard strange noises yesterday night. Dün gece tuhaf sesler duydum. You should have called the police mi? You must have called the police mi? Şıklarda ikisini de göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi doğru. Tabii ki you should have called the police şeklinde söylemek zorundayız. Polisi aramalıydın. Geçmişle ilgili bir tavsiye vermiş oluyoruz. Bu doğru kullanım. You must have called the police. Burada işte şöyle bir hataya düşüyoruz. Must zorunluluk olduğu için hani polisi aramak zorundaydın gibi çevirirseniz hataya düşmüşsünüz demektir. Çünkü must have called neydi? Çıkarımdı. Polisi aramış olmalısın. Çıkarım anlam verir. Yanlış kullanım. You must have called the police. Yani adamın yüzüne bakıp sen polisi aramış olmalısın. Hani defterini unutmuş olmalı gibi bir çıkarım anlamı katıyor. Bu yüzden yanlış olacaktır. Yani Türkçe çevirisi burada bizi hataya sevk ediyor. Aynı şekilde tersini düşündüğümüzde de sıkıntı var. Mesela Jeremy didn't come to class yesterday. Dün Jeremy derse gelmedi. He must have forgotten the lesson mı? He should have forgotten the lesson mı? A şıkkında bunu göreceğiz. B şıkkında bunu göreceğiz. Gene bir tanesi doğru bunların. He must have forgotten doğru cevap arkadaşlar. Çünkü neden? Çıkarım anlamı vardır burada. Ders unutmuş olmalı. Geçmiş çıkarım. He should have forgotten the lesson. Türkçe'ye çevirdiğimizde dersi unutmuş olmalı. Hani should'u melimalı şekline çevirirseniz hataya düşersiniz. Ama should have verb 3 neydi? Geçmişle ilgili bir tavsiye. Yani geçmişte sen dersi unutmalıydın demiş oluyorsunuz. Bu da yanlış bir kullanıma bizleri yöneltecektir. Evet. Modulların kullanımları, konu özetleri bu şekildeydi arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere yaklaşık 25-30 tane modulu böylece tek tek ele almış olduk. Aşağıda soru çözüm teknikleri var. Kaç tane? Evet, 7 adet stratejimiz var. Bunları da inceleyelim. Sonrasında dersimizi tamamlayacağız. Birinci stratejimiz için ne demiştik? Sorular iki aşamalı çözülür. Anlamsal ve yapısal. Anlamsal çözümde kullanılan modulun tipi göz önüne alınmalı. Yani burada bir ihtimal anlamı mı yatıyor, zorunluluk anlamı mı yatıyor, yasaklama mı var? Buna bakacağız. Yapısal çözümde ise gramatik kullanımı dikkate alınır. To be able to verb one gibi. Mesela would rather'dan sonra verb one kullanılacağı gibi. Would rather somebody'den sonra verb two kullanılacağı gibi. Ama modulların çoğu genellikle fiilin birinci haliyle devam eder. Can verb one, should verb one, have to verb one gibi. Anlamsal çözümde verilen durum olasılık mı, zorunluluk mu, yaptırım mı, rica mı, gereklilik mi, çıkarım, yasaklama, yetenek, beklenti, değil mi? Buna karar veriyoruz ve o konu başlığı altındaki modulu seçiyoruz. Yani bir gereklilik anlamı ağır basıyorsa need to gibi bir modulu düşünebiliriz. Yetenek anlamı ağır basıyorsa able to gibi şıkları seçebiliriz. Üçüncü ifadeye bakalım arkadaşlar. Verilen ön cümle içerisinde geçen fiillere çok dikkat edilmeli ve bunlar kullanılarak past modal mı yoksa present modal mı kullanılmalı buna karar veriyoruz.
Yani aynı tens sorularında olduğu gibi sorunun içerisine geçen past ya da present ifadeler bize çok çok yardımcı olacaktır. Örneğin pilot cümlede was were kullanılıyorsa bir past model sorulma ihtimali yüksektir. Dördüncü stratejimiz gramatik çözümde modelın kullanımı doğru mu bakılmalı. Modelların çoğu model verb 1 şeklinde kullanılıyor. Can go, should go, need to go gibi. Ya da model have verb 3 şeklinde yani should have verb 3, could have verb 3, ought to have verb 3 şeklinde olacaktır. Bazı modullar to verb 1 ile devam ediyor. Neydi mesela? Would prefer to go. Used to go. Başka to ile kullanılan be able to go. Bunlardan sonra to verb 1 gelecektir. To ing olanları da unutmamak lazım değil mi? Get used to verb ing. Başka be used to verb ing gibi. Beşinci nokta aktif pasif açısından da kesinlikle incelenmeli cümleler. Fiillere dikkat edin ve şu soruyu sorun. Bu özne bu işi yapıyor mu yoksa başkası tarafından yapılıyor mu? Sonuca göre aktif model ya da pasif model seçeneklerini eleyin. Örneğin the results dedi bize burayı soruyor. Might be explained. Şimdi A şıkkı might explain, B şıkkı might be explained. Şu soruyu soracağız. Sonuçlar açıklayabilir mi? Açıklanabilir mi? Açıklanabilir. Pasif olması lazım. Pasif modda olduğu rahatlıkla ortaya çıkacaktır. Yani tenzlerle aynı mantık üzere çözülüyor arkadaşlar. Continuous aspect denilen modlara dikkat edilmeli. Eğer eylem süreç alan bir fiil ise continuous modul yüksek ihtimalle düşünülmeli. Yani modullardan sonra şu be ing kalıbı da kullanılabilir arkadaşlar. Bakın nasıl bir anlam katıyor cümleye. They might be sleeping now. Onlar şu anda uyuyor olmalı. Mesela I should go dersek gitmeliyim. I should be going now. Şu anda gidiyor olmalıyım. You must work. Çalışmak zorundasın. You must be working dersek çalışıyor olmalısın. Bildiğimiz present continuous mantığıyla aynı şekilde cümleleri kurabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar, verilen pilot cümlelerin boşluktan önceki ve sonraki yerlerinde yazılan detaylar kesinlikle atlanmamalı. Çünkü cevapların %80'i bu cümlelerde gizlidir. Mesela boşluktan sonra şöyle deniyorsa, but I was too tired. Fakat çok yorgundum. Burada eylemin gerçekleşmediğini rahatlıkla çıkarabiliriz ve I was going to go out gibi bir ifade olabilir. Dışarı çıkacaktım fakat çok yorgunum. Bu yüzden çıkmadım. Anlam veriyor. Mesela have to'da da aynı şey söz konusu, değil mi? Had to'da da doğrusu. Yapmak zorundaydım ve yaptım anlamı katıyordu. Should have verb 3'de neydi ama? You should have done this. Şöyle yapmalıydın ama yapmadın gibi bir anlam ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Diyoruz ve böylece modul konusunu bitirmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.